Hepinize merhaba. Konumuz tek ve çift doğal sayılar. Tek ve çift rakamların neler olduğunu unuttuğumuzda yapmamız gereken çok keyifli bir yöntem var. Bunu parmaklarımızla yapacağız. Diyelim ki bir rakamı tek mi çift mi hatırlayamadık. Bir parmağımızı açtık. Bir parmağımızı yanında eşleştirebileceğimiz herhangi bir parmak var mı? Hayır. Tek kaldı bakın. Yalnız kaldı. Bu durumda bir tek rakam. İki için bakalım. İki parmağımı açtım ve yanındaki diğer parmakla ne yapıyorum bunu? Eşleştiriyorum. Yalnız kalmadılar. Çifti var. Bu durumda iki çift rakam. Üç için bakalım. Eşleştirdik. Diğer parmak ne oldu? Tek kaldı. Yalnız kaldı. Demek ki üç tek rakam. Dört için bakıyoruz. İkisini eşleştirdik. Buradaki iki parmağı da eşleştirdik. Tek kalan bir parmak var mı? Hayır. Dört çift rakam. 5 için bakıyoruz. İkisini eşleştiriyoruz. Çifti var. Bunlar da çift oldular. Peki bu parmak ne oldu? Tek kaldı. 5 tek rakam. Kaleye bırakıyorum ve 6 için bakalım. Eşleştirdik. Çifti var. Bunlar da eşleşti. Çifti var. Bu iki parmak da çifti var. Eşleşti. Peki tek kalan parmağımız oldu mu? Hayır. Demek ki 6 çift olacak. 7 için bakıyoruz. 7 parmağımızı açtık. Eşleştirdik bunları. Ama bu ne oldu? Tek kaldı. Yalnız kaldı. 7 tek rakam olacak. 8 için bakıyoruz. Eşleştiriyoruz. Evet bunlar da. Bu ikisi de eşleşti. Tek kalan parmağımız yok. Bu durumda 8 çift olacak. 9 tek olacak. 0 da çift kabul ediliyor çocuklar. Peki 3 basamaklı sayılar nasıl çift tek diye ayrılacak? Buna nasıl karar vereceğiz? Bunu öğrenelim. Her zaman için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam tekse sayımız tek sayı. Eğer çiftse çift sayı olacak. 8 neydi? Çiftti. Öyleyse 118 çift sayı. 0 çiftti. Öyleyse 230 çift sayı. 5 tek sayıydı, tek rakamdı. Öyleyse 455 tek sayı. 9 tek olduğu için 909 tek sayı. 2 çift olduğu için 502 çift sayı. 1 tek olduğu için 721 tek sayı. 3 tek olduğu için sayımız tek. 6 çift olduğu için sayımız çift. 7 tek olduğu için sayımız tek. 4 çift olduğu için sayımız çift olacak. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşürüz.